Bu bölümünde Sayın Adnan Oktar'a çok fazla atılan bir iftira çok detaylı izah ediliyor. Sayın Adnan Oktar'ın mal varlığı. Sayın Savcılık sormaya başlıyor sırasıyla. Tarafınıza ait ya da tarafınıza ait olup başkalarının adına kayıtlı arazi, arsa, daire, dükkan veya benzeri bir taşınmaz bulunmakta mıdır? Sayın Adnan Oktar'ın cevabı. Babam Yusuf Oktar'dan kalma Ankara'da Samanpazarı semtinde eski harabe bir ev hisse olarak bana kayıtlıdır. 160'da 20 hissem vardır. Bu tapuyu halamın üzerine devredin diye aileme söylemiştim. Ancak şu an gerçekleştiğimi bilmiyorum. Değeri çok düşüktür. Soru devam ediyor. Herhangi bir kara, deniz ya da hava ulaşım aracı bulunmakta mıdır? Sayın Adanoklar'ın cevabı. Üzerime kayıtlı herhangi bir kara, hava ve deniz aracım yoktur. Mal varlığıyla ilgili sorular şu şekilde devam ediyor. Herhangi bir gayrimenkulden kira geliri elde ediyor musunuz? Mevduat ya da katılım bankalarında açılmış herhangi bir mevduat, katılım hesabı var mı? Yukarıda sayılanlar haricinde banka veya finansal kurumlardaki kiralık kasalarda, evinizde, iş yerinizde, aracınızda veya herhangi bir diğer fiziksel ortamda muhafaza ettiğiniz para veya kıymetli evrak bulunmakta mıdır? Size sorulanlar ve cevap verdiklerinizden hariç başkaca bir gelir kaynağınız var mı? Saydığım noktalar bu sorulara çok net yanıtlar veriyor. Diyor ki: kira geliri elde ettiğim herhangi bir gayrimenkul yoktur. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Bahsettiğiniz şekilde kullandığım bir hesap veya kasa yoktur. Annem hayatta ve bazen annemden harçlık alırım. Sayın Adnan Oktar bütün mal varlığını bu şekilde özetliyor. Yine burada çok dikkat çekici bir durum oluşuyor. Sayın Adnan Oktar'ın bir mal varlığı yokken, savcılıkta böyle bir kayıt yokken, emniyette bir kayıt yokken basın paralel olarak aynı anda nereden emir alarak aynı yalan haberi aynı anda yapabiliyor.